Bizim miçolar gemide bordo mavi bere takar. Hadi sen de tak. Anne ben miço olacağım. Anne, miço mu büyük kaptan mı? Senin ne işin var burada? Ha? Ne işin var benim evime? Nasıl ya? Halacığım, hadi gel. Gel, çok özledim. Gel. Halacığım gel. Gel. Nefes, konuşmamız lazım. Asiye ablacığım, sen Yiğit'i alıp yukarı çıkarır mısın? Gel paşam. Vedat için yaptığın şikayeti geri çekeceksin. Asla. Hayatta olmaz. Olur. Olacak. Eş hanımla bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? Mustafa, seninle bir anlaşma yapalım olur mu? Ne anlaşması ulan, ne anlaşması? Kardeşlerimin üstüne mermiyi aldırıyorsunuz ulan! Savaşın ortasında ne anlaşması? Tamam işte. Savaşı bitirelim. Şartımı kabul edersen sana planımı anlatırım. Nasıl olacak o? Seni buradan kurtarıp kardeşlerini bu cehennemden canlı çıkarabilirim. Sen de buna karşılığında nefesle yiğit vereceksin. Ben versem bile daha hayır vermez. Düşünürsün artık bir şeyler. Bu kovalamaca ne kadar devam edecek? Bu gece olmasa yarın biri ölür. Büyük ihtimal Tahir. Buna bir son ver Mustafa. Nefesi alsa bile Vedat'ın vazgeçeceğini nereden bileyim? Sana söz veriyorum. Vedat'ı ve ailesini alıp buradan çekip gideceğim. Nefesin kaçmasını sağlarım. Bizden ve Tahir'den uzaklaşmasını. Ondan sonrası size kalmış. Nereye kaçıracağını söyle. Her bir fişkayı biliyor ya. Onu da sen bulursun artık. Dün gece Eşan'ı kaçırma hikayesi bir danışıkla dövüştü. Mustafa ne diyorsun? Eşan senin de benim de bizim hayatımızı kurtardı. Ben de bir anlaşma yaptım. Ben de ona Vedat'ın hapse girmeyeceğine, nefesin de gideceğine söz verdim. Bu kadının derdi nefesin gitmesi değil, nefesin Vedat'a gitmesi. Benim yaptığım anlaşma nefesle ilgili değil ki. Ben senin için yaptım anlaşmayı. Senin hayatın güvencede olacak. Bu kızın hayatını hiç saydın. O manyak bu kıza işkence etmeye devam edecek, benim hayatım güvence altında kalacak. Tahir, kimin için hayatın tehlikeye attığını bilmiyorsun. Yok ya, sen mi biliyorsun? Biliyorum. Erkek avcısı bir kadın için hayatını tehlikeye atıyorsun. Allah ağzını topla. Ömrümde ilk defa bir kadına el kaldıracağım ve pişman olmayacağım. İşte tam da böyleydi. Nefese Vedat'ı aldattıkça Vedat da böyle çileden çıkıyordu, deliriyordu. Oysa o da asla bir kadına el kaldırmazdı. Şimdi iftirayla mı koruyacaksın o psikopatı? Kanıtı olan şeylere iftira demiyoruz ha. Öyle mi Nefes Hanım? Kim o Nefes? Gel. Her şeyi ayarladım. Yarın kaçıyoruz. Vedat anlarsa öldürür seni. Hiçbir halt yapamaz. Kaçacağız Nefes. Yiğit'i de seni de koruyacağım ben, tamam mı? Şimdi gel buraya Nefes'im. Ya şimdi ağlıyorsun. Ama onu geri getirmiyor gözyaşların. Bu zavallı korumanın tek suçu seni çok sevmekti. Tahir gibi o da seni korumak istedi, koruyabildi mi? Sana bir şey olmayacak. Ve oğluna sen ikimiz... Yani sen oğluna bakarken ben sizi koruyacağım. Akıl komadın adamda ha. Koruyamadı. Tahir de koruyamaz. Yalanlarına inandığıyla kalır. Allah'ını seversen Nefes, elini vicdanına koy. Tahir'in de bu zavallı korumanın kaderini mi paylaşmasını istiyorsun?
Onun arkasından da ağlayacak mısın böyle? Doğru mu Nefes? Doğru mu dedim Nefes? Doğru. Hadi çıkar üstüne sana. Duydun defol. Şimdi bir de eve mi getirdi bu gariyi Mustafa? Vedat'a vermem. Vermeyeceğiz zaten. Kadınla çocuk Gürcistan üstünden Rusya'ya kaçacak. Sen de... Ben de... Vedat'la ticari ilişkimiz kesildiğinden daha devrenli ortak olmamız şart. Mercan'la evleneceksin. Yok değil, ne oldu? Ümidim tükendi, bitiyor. Tamam, evleneceğim. Ardına bakmadan gidiyor. Ben şimdi Yiğit'i gemiye götüreceğim. Siz hazırlanın. Akşam gideriz daha devrenlere. Uy! Makine dairesine geçsene, açılacağız. Tamam kaptan. Bakayım. Makinist. Ve tam o büyük makinist mi? En büyük Trabzon. E bakayım. Hop hop hop. Yavaş ol Miço. Önden kaptanlar ya. Ya bana ne bir kere? Miço'lar kaptanlardan büyüktür. Desene bana yanlış öğretmişler. O zaman gemiye ilk çıkan en büyüktür. Var mısın yarışa? Varım. Hadi sana 10 adım avans. İlerle bakalım. Fahir. Ne var? Bizi gemiye getirdiğin için teşekkürler. Senin için yapmadım. Çocuğa sözüm vardı. Hadi başla bakalım. Macide geç çıkamıyor. Bence ölmüş olamaz. İhsan, çöz halatları. Hadi bakalım Miço, doğru kaptan köşküne. Miço köşkü. Hadi, hadi.
bak, ben gemi sürüyorum. Önce motorları çalıştırman lazım Miço. O zaman çalıştıralım. Emredersin Miço. Musa abi, haydi bismillah çalıştır motorları. Haydi bakalım. Ver ileri gidelim kaptan.